Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu videomuzda beraber bir sonsuz ceset yapalım istedim. Belki size bir fikir sunar, belki faydası olur diye. Sonsuz cesete giriyoruz. Yeni bir güncelleme gelmiş. Değişim marketi, orada donanım, otomatik savaş falan. Orada donanım diyelim. Ha, bak bu güzelmiş. Altın ile buradan malzeme alabiliyorsunuz. Depomdaki olanlar 1 2 3 tane var. Başka ne alabiliriz? Burada. Şu an altınla işe yarayacak bana bir şey göremiyorum. Bunları zaten her aşamada veriyor aşağı yukarı. Bu aşağıdaki 3 tane yeterli bana şimdilik. O yüzden şurada bir değiştir butonu var. Bir basalım bakalım. O 40 altın istiyor, gerek yok. Geri geliyoruz. Savaş diyoruz. Ne diyor burada? Bunu alalım. Bunu da alalım. Savaş diyelim. Evet. İki tane yedek verdi. Güzel. Şuraya kalkanımızı açalım. Hafif de bir ses vereyim. Şunu iki yapalım. Bakalım kaç derece yapabileceğiz. Şu sol alttaki malzemeleri bazıları kullanmayı bilmiyor. Biraz da ondan sebep yaptım bu videoyu. Şimdi konu hakkında detaylı bilgi vereceğim. Hem savaşı izleyin, hem de nasıl bir taktik belirlediğimi görmüş olursunuz. Umarım size faydası olur. Zaten aşağıya alayım. Bunu da şu tarafa alayım. Biraz hızlandıralım. Video uzun sürmesin bari. Bunu yapalım. Evet, birinci bölümü geçtik. Burada en mantıklı diye bana göre kalp şu an. Şöyle biraz daha zorlaştıralım. Hızlandıralım. Tekrar başlatalım. Şu an iyi gidiyor. Yaklaşık yine 8-9 bin civarı bir puan yapacağımı düşünüyorum. Ama bakalım, oyunun zorluğuna göre değişebiliyor bazen.
Evet, ikinci de lazer kuvvetlendirici ve eşya. Robot daha mantıklı geliyor bana. Robotu seçtim. Patlayan robot. Lazer gücünü genellikle 6. bölümde denk gelirse kabul ediyorum. Çünkü her tarafa lazer döşemiş oluyorum. O yüzden bayağı bir etkili oluyor. Ama şu an gördüğünüz gibi birkaç tane olduğu için pek gerek duymuyorum. Şu an 3. bölümdeyiz zaten. Şöyle rahat görünmeye biraz gezdireyim ekranda. Buraya tuzağı kurdum. Zaten burayı işlev görüyor. Her kademe geçtikçe buraya bir silah daha ekliyorum. Çünkü her kademede biraz daha fazla geldiği için canavar geçişleri daha rahat oluyor. O yüzden şurayı biraz daha güçlendirelim. Güzel kalmaya başladı. Evet, 3. bölümde biraz elimde puan biriktiriyorum, yaklaşık 150 kadar. Çünkü 4. bölümde 3. kapı açılıyor. Burada şu daha mantıklı, paketi almak lazım. Evet, 4. kapı burada açıldı. Örnek veriyorum. Ve 135 puanım var. Şuraya bir yavaşlandırıcı koyuyoruz. Evet, bir tane robot kullanalım. Zayıflamak istemiyorum. İkinciye gerek yok. Bir tanesi geçebilir sorun değil. Ve geçmedi. Çok güzel. Şimdi burayı güçlendirelim. Şimdi güçlendirelim. Kalabalığa da bir tane robot atabilirsiniz. Hızlı puan alabilip makine kurmak için. Buraya bir tane daha makine kuralım. Evet, şu an 3000 puan yaptık. Bu sıradaki robot daha mantıklı bana. Evet, geldik 5. aşamaya. Boyun iyicene güçleşti şimdi burada. O yüzden doğru adım atmak gerekiyor. 300 puan olduğuna göre bir tane şöyle güçlendirici atalım. Yarısı gitti zaten puanın. Bir de şuraya bir hamle yapalım.
Bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve kapı oyunlarına şimdi 3 yapacağım. Her ihtimale karşı. Kalabalığa bir tane saldırdım. Çok yoğun geliyorlar. Şimdi özel sırada şu yavaşlatıcıyı yükseltelim. Üçün. Biraz kola kola sıkıştırın. Evet. Burayı da ot sayılır. Şimdi yükseltelim. Zorlaşmaya başladı. Kalabalığa hemen bir yere takalım. Şimdi 3 tane gelelim. Şu an 4500 puan yaptık zaten. 30 tane canımız var. İyi gidiyoruz. Şimdi sağ taraftan da gelme olacak. Bir sonraki bölümde daha görüşürüz. O yüzden 6. bölüm için de şu 3 kısma bir tane koyacağım. Bir de sağ tarafını güçlendireceğim. Yani mesela bir dakika, burada ne verdi? Kalp verdi, robot verdi. Burada herhalde bu bölümü de kalp alalım ya. Bir robotumuz, bir de enerji şeyimiz var. Tabi geçenler olacak ama bunu engellemek için şurayı biraz güçlendireyim. Ve şuraya da bir yavaşlatıcı bırakalım. Şimdi sol tarafımın güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tarafı biraz güçlendireceğim. Kalabalığa bir robot atalım. Evet, ilk canavarımız sabotaj oldu geçen. Çok hızlı yürüyor çünkü. Kalkanı da bir şey yapalım. Evet, sıkışmaya başlayalım. Enerjiyi verelim artık. Yoksa bayağı geçen olacak. Şimdi bunları engellemek için. Çok yoğunlaştılar. Bayağı hırpalayacaklarına geçecek de tahminim var. Ama bu bölümde yanacağımızı düşünmüyorum. 53 canımız vardı çünkü. Bu bölümü de atlatırız gibime geliyor, bakalım. Göreceğiz. Büyük canavar olsaydı iyiydi. O çünkü çok puan düşürüyor. Nasıl sorun değil. Evet, bu bölümü de atlattık sanırım. Çünkü 27 canım var. Buradan düşeceğini düşünmüyorum. Ve şu an 7200 puan yaptık. İyi bir derece. Evet, burada yine robot eşyayı istiyorum çünkü kalabalıklar da çok etkili.
Şöyle bir tane bir çekiyorum. Sola itedik. Sağ tarafa tane çekiyorum. Bir tane de ön taraftan bağlayalım çünkü çok fazla gelemiyor. Zaten şu an 8000 puanı garantiledik gibi bir şey. O yüzden şu kalabalığa bir vuralım. Bir daha vuracağım. Çünkü bayağı sıkıştırdılar. Yapacak bir şey yok. Evet, artık son maddelere geliyorum. Çok sıkıştırdılar. Bu bölümü geçer miyiz bilmiyorum. Zor ama deneyeceğim. Şenlik oldu. Yok, bu bölümü geçemeyeceğiz. Ama güzel bir derece yaptık. O kesin. Çünkü çok fazla geliyorlar. Bu bölümü geçmek zor olacak. 9 canımız kaldı ve bitti diyebiliriz. Evet arkadaşlar, elveda diyoruz. Yani taktiğimiz bu.